Emre'cim. Bir şey söylemeyecek misin? Sen söyleyeceğini söyledin Yeliz. Emre'cim birazcık daha konuşmazsan misafirlerimiz nişanlanmak istemediğini düşünecekler. Öncelikle herkese çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Bugünü bizimle paylaştığınız için. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Tebrik ederim Emre'cim. Çok isabetli bir karar. Emre'cim, Yeliz'cim, ikinize tebrik ediyorum. Umarım çok mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederiz halacığım. Özellikle mutluluk temenniniz için. Emin olun, Emre'yi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii, asıl önceliğimiz güzel kızımız Melek olacak. Ben bir Melek'e bakayım. Lütfen. Melek'ciğim, ne kadar güzel konuştun öyle. Gurur duyuyorum ben seninle. Demek Yeliz Hanım'la babanın evlenmesini istiyordun. Duygularını böyle dile getirebilmen ne kadar güzel. Hem onlar da senin onayını almış olmaktan çok mutlu oldular. Gördün mü? Susmak yerine içinden geçenleri söylemek ne kadar kolaymış, öyle değil mi Meleğim? İşte mutlu olmak bu kadar kolay Meleğim. Hem anneler sussa da çocuklarını anlar. Hadi Melek'ciğim içeri geçelim. Herkes senin için geldi. Hem baban da merak etmiştir prensesini. Melek! Melek dur gitme Melek! Melek bekle beni! Melek dur! Ah be güzelim. Yine niye susuyorsun? Neyin var böyle? Ha abla ben de sana bakıyordum. Ya benim işlerim bitti çıkıyorum da. Bekleyeyim mi seni geliyor musun? Yok canım git sen. Abla bir terslik mi var? Ne oluyor? Ya eve gitmek için davetin bitmesini beklemem gerekiyor. Melek'le ilgilenmem lazım.
Niye birlikte gelmediniz? Sana da merhaba Keriman teyze. Nasıl geldin sen? Ha, hicran nerede? Tek başına mı geldin? Biri mi bıraktı? Arabayla mı bıraktılar? Seni takip eden falan oldu mu? Ya ne bu ahiret sorgusu gibi Keriman teyze? Ne oluyor? Merak ettim kızım. Ha, geç kaldınız. Bu saate kadar nerede kaldınız diye merak ettim, tamam mı? Sokaklar it kopuk dolu. Bırak sen lafı çevirmeyi de çıkart bakayım ağzındaki baklayı. Ne oldu? Ne oldu ya? Merak ettim diyorum. Anlamıyor musun sen? Merak etmekte suç mu oldu? Soru soruyorum, niye sordu? Soru sormuyorum, niye sormadı? Teşekkürler. Çifte kumrular. Sizi böyle mutlu görmek ne güzel. Tebrik ederim. Özellikle Emre'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Çok güzel bir aile olacağınıza eminim. Baksana. Ay Serap. Bunlar ne güzel kareler böyle. Bana da göndermen lazım bunları. Tabii canım. Seve seve. İzninizle. Azmine hayranım Yeliz'ciğim. Ama biraz daha çabalaman gerekecek sanırım. Emre senin kadar coşkulu değil galiba. Baksana. Yüzü sirke satıyor. Emre'nin mizacı böyle canım. O duygularını pek belli edemez. Sevincini de, hüznünü de içinde yaşar. Aslında bugünün en mutlu adamı o. Ama bunu sadece onun en yakınındakiler bilir. Sen nereden bileceksin? Şu an çok mutlu görünüyor. Gerçekten mutlu olunca duygularını belli edebiliyormuş demek ki. Neyse canım, sen konuklarınla ilgilen, davetin yıldızı. Fotoğrafları atarım. Bekliyorum. Bakalım tatlım. Fotoğraflara bakıp bakıp iç çekersin artık. Ne de olsa hepsi hatıralarında kalacak. Meleğin nesi var? Kalabalıktan bunaldı sanırım. Ben ilgilenirim ama merak etmeyin. Ya sen kime bakıyorsun Keriman teyze iki saattir? Önce kapı, şimdi pencere, ne oldu? Allah'ım kimseye baktığım yok kızım. Sen niye haberimiz için soruyorsun ya? Hicran geldi mi diye bakıyorum. Gelecek miydi, geliyor mu diye. Tamam ama bence sen onu çok bekleme. Çünkü o geceden önce gelmez. İşi çok. Haberin olsun. Ay, ay, Allah vere de Soner'i peşine takıp getirmeye bu Hicran. Soner mi o? Aç kapıyı Keriman. Ecelin geldi, ecelin. Böyle olmaz, böyle olmaz. Ben bu Soner geldi gelecek diye burada nöbet mi tutacağım ya? Bu evi taşımam lazım.
Ama nasıl? Ali'den tırtıklasam, abimi ağlasam? Ama yok, onlardan aldığım parayla ben taşınamam. Buraya taşımam lazım. Ne yapacağım ben bu söyleri ya? Ay Allah'ım. Bak, bak şu Kutlu'ya bak Kutlu'ya. Oturamadı yerinde ya. Bak, çıkmış dışarıya. Bizi ele verecek ya Rabbim. Elif! Elif, Elif, Elif. Ne yapıyorsun sen burada? Gir içeri çabuk. Paris'ten sıkıldım da iki dakika hava alayım dedim Keriman teyze. Bırak dalga geçmeyi. Bir gören olacak. Gir içeri çabuk. Ay kim görecekmiş ya? Kızım gir diyorum sana ya içeri Allah ya. Allah Allah ya. Bak senin bir derdin var belli ama yakında çıkar kokusu. Ha evet evet. Burnun it burnu olduğu için kokuyu çok iyi alırsın. Doğru diyorsun. Gir içeri. Gir içeri. Ya bir bırak kolum. İki dakika hava alacağım ya. Kızım konu komşuya rezil olduk ya. Gir içeri. Bak sen iyice delirdin ha. Bırak kolumu diyorum ya. Gitti ama diyorum sana. Gir içeri ya. Gir. Ahanla buldum seni Keriman. Bu carlamayı nerede olsa tanırım lan ben. Şimdi çık çıkabiliyorsan. Vallahi var ya, seninle dolaşacağım ama çalıyı dolaşırım daha iyi Keriman teyze. Aferin sana. Hadi odana, odana. Nereye kayboldun lanet karı? Bir yere saklanamazsın. Ecelden kaçışın yok. İyi günler efendim. İyi günler. Hayırlı günler. İyi günler. Görüşmek İyi üzere. Günler. Şey, iyi bakın. İyi günler. Emreciğim, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Yeliz Hanım'la atacağınız bu güzel adım için de tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Nurten Hanım, Aliye Hanım, Yeliz Hanım, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Sevgili Aksoy ailesi, güzel davet için çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp davetimize katıldığınız için biz teşekkür ederiz Kadir Bey. O şeref bana ait. Biz teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık Kadir Bey. Sizi daha sık görmek isteriz. O zaman arayı fazla açmayın. Yapın şu nişanı bir arayın. Haklısınız Kadir Beyciğim. Hayırlı işler fazla bekletmeye gelmez değil mi ama? Öyle öyle. Bu arada Emre'ciğim uzun zamandır sözleşiyoruz bir türlü denk gelemedim. Bu hafta sonu Can kızımızla benimle bekliyorum. Daha evine hem de çocuklarımızla kaynaşmış olur. Güzel bir hafta sonu geçiririz. Seve seve. Tabii güzel nişanını da bekliyorum. Tabii ki geliriz Kadir Bey. Çok güzel olur değil mi Emre'cim? Bir hafta sonu mutlaka gitmemiz lazım ama çekirdek aile olarak. Sen, ben, Melek. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ay herkes gitmiş. Ben yine sola kalmışım. Çok güzel bir partiydi. Teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni çiftimizi tekrar tebrik ediyorum. Yeliz'ciğim. Çekirdek ailemize. Sen var ya, şeytana bile papuçunu ters giydirirsin. Tatlım, şeytan önce benim gibi sivri topuklar üstünde yürümeyi öğrensin. Yine bekleriz. Görüşürüz. Herkese iyi günler. Seraf Kaçar. İyi günler. Emre'cim, çok yorulduk ama değdi değil mi? Nasıl bir gündü sence? Müsaadenizle. (Gülüyor)
bana da. Çiçeklerle ne konuştunuz? Anlaşılan büyük bir sır var aranızda. Çiçeklere anlattıklarını bana da anlatmanı çok isterim. Ve bana anlatırsan çok ama çok mutlu olurum. Peki tamam, söyle bakalım. Bugün seni mutlu eden şey neydi? Peki sorumu değiştiriyorum o zaman. Bugün seni mutsuz eden şey neydi? Lütfen. Elbiseden oldu sanırım. Ben ne olduğunu anlayamadım. Özür dilerim. Siz kusura bakmayın. Ben dikkat etmedim sanırım. Ay Hicran Hanım. Başınıza bir şey olmuş. Morarmış mı, kanamış mı anlamadım ben. Bir baksanız iyi olur. Melek'cim, biri seni üzecek bir şey mi yaptı? Bahsetmedin nişandan. O günün Melek için düzenlendiğini sanıyordum. Büyük sürpriz oldu. Bana da. Melek olmasa haberimiz olmayacak yani. Desene, Yeliz'le Melek birlik olup seni oyuna getirdi. Bak şu cimcimeye ya. Bir konuştu, pir konuştu. O kadar özlemişim ki sesini. Hiç susmasa diyorum. Armut dibine düşer dostum. Hem sen sanki çok konuşuyorsun. Hadi bir dökül bakalım. Bu durgunluk ne? Niye suskunsun? Gördüğünden başka bir şey yok. Ben Melek'in konuşmasına ne kadar sevindiğini biliyorum Emre. Üstelik partinin başında bu sevincin gözlerinden fazlasıyla okunuyordu. Ama ne zaman bu nişan meselesi açıldı, hop, tadın kaçtı. Bunu da gördüm yani dostum. O yüzden anlat. Kafam çok karışık Ferit. Kafan. Tamam. O zaman açacağız o kapıyı biraz. Ufak bir işim var. 2 saat sonra buradayım. Ya. İtirazınız reddedildi sevgili müvekkilim ve en yakın arkadaşım. Ben kaçtım, görüşürüz 2 saat sonra. Melim abla. Melek nerede? Hicran yatırmaya götürdü oğlum. Bana hemen Yeliz'i çağırır mısın? Tabii. Yine bir şeye kızmış bu çocuk. Nihayet dualarım kabul oldu. Dünya gözüyle sizin nikahınızı görmekten başka dileğim yoktu. Maral'ım gittiğinden beri ben de bu dünyadan göçersem torunun boynu bükük kalacak diye çok kederlendim. Ama şimdi içim rahat. Meleğime öz kızın gibi bakacağından hiç şüphem yok. Bana bu kadar inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim Aliye teyzeciğim. Sen benim kanımdansın, canımdansın. Tabii ki güveneceğim kızım. Ama bugünkü sabrını ve cesaretini her zaman görmek isterim.
Hiç şüpheniz olmasın. Emre de, Er ya da... Gel. Ah, Yeliz Hanım. Emre Bey sizi bekliyor. Evet. İkinci round için de hazırım. Bana şans dileyin Emre teyzeciğim. Sen doğuştan savaşçısın kızım. Senin şansa mansa ihtiyacın yok. Bu Bizans oyunlarıyla rakibin Emre bile olsa er geç dize getirirsin. Allah seni bana düşman etmesin. Emre. Beni çağırmışsın hayatım. Otur Elis. Çoğunu yaptın. Tebrik ederim. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Anlamamış gibi yapma Elis. Komik duruyorsun. Melek için kutlama yapalım bahanesiyle. O özenle hazırladığın nişan ilanından bahsediyorum. Emre sesini yükseltme lütfen. Kırıcı oluyorsun. Ben sen de benim kadar sevinirsin diye düşünmüştüm. Ben sürprizlerden hoşlanmam Melis. Hele ki emri vakilerden asla. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Biz zaten nişan yapmayacak mıydık? Bunu insanlara duyurunca ne değişti ben anlamadım. Yeliz, senin bunu önce benimle konuşman gerekiyordu, benimle. Ben seninle konuşmayı denedim. Defalarca denedim Emre. Ama sen her seferinde meşguldün Emre. Her ne olursa olsun Yeliz, bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Ya bir de gidiyorsun oyununa Meleği dahil ediyorsun. Haksızlık ediyorsun Emre. Öfkeyle sonradan pişman olacağın sözler sarf ediyorsun. Yapma. Ya sen benim Meleği kullanabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben böyle bir şey nasıl yaparım ya? Tamam, haklısın. Belki heyecanla kapılmayıp ilk önce seninle konuşmalıydım ama... Hala belki diyorsun Yeliz, hala belki diyorsun. Sen benimle konuşmadan böyle bir şey yapamazsın. Emre, ben sadece deliğin bize yaşattığı mutluluğu perçinlemek istedim. Bu gece yaşananlar bir oyunun ya da bir planın parçası değildi. Başka hiçbir şey değildi isteğim. Ya sen bu gece yaşananları bir oyunun, bir planın parçası nasıl zannedersin? Deliğin masum, yüreklendirici sözleri olmasaydı ben asla cesaret edemezdim bunu. Ben gelecekle ilgili hayallerimiz var zannediyordum seninle. Anneciğim, bizi diline dolayanlar çok haklılarmış. Al, bak görüyor musun? Şu fotoğrafa bir bak. Alay eder gibi çekmiş. Bir de sonra utanmadan bana göndermiş. Ya ben bu fotoğrafı gördüğümde nasıl kötü oldum? Kendimi nasıl yerin dibinde hissettim? Sen hiç düşünebiliyor musun? Hayır tabii ki. Senin düşündüğün tek şey senin kontrolün dışında hiçbir şeyin olmaması. Ben ne yaptıysam ailemizin itibarı için yaptım Emre. İnsanların dillerine düşmeyelim diye yaptım. Ben senden daha fazla düşünüyorum belki de bu ailemde. Ben şimdi anlıyorum biliyor musun? Sen bana fersah fersah uzak mısın?
Ben evim bildiğim, ailem bildiğim bu çatının altında bir yabancıymışım aslında. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Anladım. Benim o evde işim kalmamış artık. Ama merak etme. Beni bir daha asla görmeyeceksin. Hemen ayrılacağım konaktan. Hiçbir yere gitmiyorsun Yeliz. Kafandaki bu saçma sapan düşünceleri de at kafandan. Sadece kafana göre hareket etme. Senden bunu istiyorum, tamam mı? Ben sana iyi bir eş, Meleğe iyi bir anne olmak istiyorum. Sana söz veriyorum. Bundan sonra sana sormadığım hiçbir şey yapmayacağım. O fotoğrafları da silemem Yeliz. Hem telefonumdan hem de hafızamdan sildim bile. İyi geceler. Sana da. Ben sona geldik zannettim. Ama neyse ki gözyaşı silahının ve mağdur edebiyatının kazanamayacağı hiçbir savaş yoktur. Sen benimsin Emre. İstesen de, istemesen de benimsin. Hayır, sürprize hoş karşılamayacağını biliyordum. Ama Meleği kullanma meselesi nereden çıktı? Küçük cadı. Bir şey mi söyledi yoksa? Melekciğim, benim artık gitmem gerekiyor. Ama sen bu haldeyken gidersem aklım sende kalır. Konuşmak istemediğine emin misin? Yapma böyle güzelim, lütfen. Hem ben senin sadece bakıcın değilim ki. Aynı zamanda arkadaşınım. Hem arkadaşlar sadece güzel vakit geçirip oyun oynamazlar. Birbirlerinin dertlerini dinlerler, sorunlarını birlikte çözerler. Sen böyle susup konuşmayınca ben çok endişeleniyorum. Hadi güzelim, anlat bana. Anlat bana ki sana yardımcı olabileyim. Hayır, git. Seni istemiyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Sen güzelce yat, dinlen bugün. Ama uyumadan önce söylediklerimi bir kere daha düşün, olur mu? Eğer yarın hala canını sıkan şeyi bana anlatmak ve benimle arkadaş olmak istemezsen, o zaman giderim. Şimdi kapat gözlerini ve güzelce uyu. Seni çok sevdiğimi de unutma, olur mu? İyi uykular. Kızımı uyuttunuz galiba. Şimdi yatırdım. Bu defa parti gece yarısından önce bitti. Ama her şey masallardaki gibi olmuş gerçekten.
Sizin de işiniz bitmiş belli ki. Evet, bitti. İzninizle. Böyle ayaküstü konuşmak doğru değil, biliyorum. Ama sizin de vaktinizi çalmak istemem. Biliyorsunuz, biz yakın zamanda Emre ile evleneceğiz. Şimdiden tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hicran Hanım, kızımın dediklerini duydunuz. Melek şimdiden beni annesi olarak görüyor. İnanın, bu onun konuşması kadar mutlu etti beni. Biz evlenince kızıma bizzat kendim bakmak, onu hayata kendi bildiğim yöntemlerle ve gerçek bir anne sevgisiyle hazırlamak isterim. Bugün yarın olmasa bile bir süre sonra size ihtiyacımız kalmayabilir. Bunu anlayış göstereceğinize eminim. Ama siz de kendinizi bu duruma karşı hazırlarsanız çok sevinirim. Bunları zamanı gelince konuşuruz Yeti. İyi geceler. İyi geceler. Melek yüzlü küçük şeytan burada mı? Cadı seni. Melekciğim. Korktun mu sen? Şaka yaptım bir tanem. Korkmana gerek yok ki. Sen benim sözümü dinlemeye devam ettiğin ve kimseye bir şey demediğin sürece korkmana gerek yok ki. Ama bugün davette yaptığın konuşmayı benim yaptırdığımı söylersen işte o zaman seni doğduğuna pişman ederim. Anladın değil mi? Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Aferin sana ya. Böyle akıllı bir kız olduğun sürece biz seninle çok iyi anlaşırız. Hem bugün çok iyi iş çıkardın. Aynı performansın devam etmesini bekliyorum senden. Tamam mı tatlım? Bundan sonra benim söylediklerimi yapacaksın. Anlaştık değil mi? Eğer sözümden çıkarsan başına gelecekleri çok iyi biliyorsun. Pardon. Ben burada olduğunuzu bilmiyordum. Ay. Ya ben kızıma iyi geceler öpücüğü vermeden uyumuyorum hiç. Bugün bizi çok mutlu etti. Değil mi Melekciğim? Meleğim. Seni uyutmamı ister misin? Ben uyuturum kızımı. Hiç zahmet etmeyin.
İyi geceler. Seni üzen şeyin ne olduğunu bulacağım bileyim. Kimden korkuyorsun Melek? Hicle Hanım. Hicle Hanım. Affedersiniz. Niyetim sizi korkutmak değildi. Yok, dalmışım ya. Sorun yok. Bu arada kusura bakmayın. Sizi de bu saate bıraktık. Eğer dilerseniz sizi bu akşam eve ben bırakayım. Yok, siz zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Ya muhakkak öyledir. Yani... Tek başınıza eve gidebileceğinizi biliyorum. Ama rica ederim bu akşam evi ben bırakayım size. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Melek yorulmuş olmalı. Odasına gittiğimde mışıl mışıl uyuyordu. Evet, yoruldu bugün. Hayır, git, seni istemiyorum. İyi misiniz? İyiyim. Yorucu bir gündü. Bileğiniz nasıl oldu? Düşerken burkmuştunuz ya. Ama... Bir şey olamazdı. Yani olmadı zaten. İyi olmanıza çok sevindim. Oğlum sen harbi savruksun ya. Neyse, ben tutmayayım seni. Senin işin falan vardır. Kolay gelsin sana. Fiyakalı bir şeye benziyor bu çırak. Ya. Of baba of. İlla tutturuyorsun her partiye gideceğiz diye ya. Ya anladıysa şimdi bu Elif.
Burası hala daha niye açık ya? Ustam! Sen kapatmadın mı hala? Bu araba acilmiş. Sabaha yetişecek. Geri açtım. Sen ne yapıyorsun gece gece? Pek dalgınsın. Yok. Ben şey yorgunum usta biraz. Madem buradasın, gel bir el at. Bitirelim şu işi. Bu saatte çalışacak mıyız usta ya? Hadi hadi. Ay Keriman teyze, ödüm patlattın ya. Ne bu böyle hırsız gibi geliyorsun sessiz sessiz? Asıl sen niye hırsız gibi mutfağa girip tıkınıyorsun? Hı? Şşt, söyle bakayım kaç para verdiler? Ha, senin şimdi anlaşıldı derdin. Söylesene kızım, kaç para aldın? Para mara almadım Keriman teyze. Delirdin mi sen be? Ne demek para almadım? Keyfim öyleyse de almadım. Ya canı çıkan ben, bu kadar çalışan ben. Ya para benim param. Ya sen niye benim paramı derdine düşüyorsun ya Keriman teyze? Aman, ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün, tamam mı? Siz eşek gibi çalışın, para mara almayın. Almayın para mara. Ben bu zenginleri iyi bilirim kızım. Bir tek kuruşları kıymetlidir bunların, tek kuruşları. Hmm. Ama sizin gibi enayileri buldular mı da sömürürler sömürdükleri kadar. Ama ben onlarda suç bulmuyorum ki. Sizin gibi eşek olursa semer viren çok olur kızım, semer vuran çok olur. Git git. Anca siz öyle bedava otel bulursunuz, öyle uyursunuz işte. Git yat anca. Lafa bak lafa. Para benim paramış. Evde benim o zaman. Gerçi yakında evde kalmayacak da. Ev sahibi evi satıyormuş. Çıkın dedi. Para için buradayım, oldu mu? İş geldikçe de valilik yapıyorum. Şimdi izinli arabayı park etmem lazım. Hoşça kal. Bu çocukta bir haller var ama neyse. Tut şunu. Evlat ben sana ne dedim? Kusura bakma usta. Bir şey mi dedim? Duymadım da. Aklın nerede senin ya? Ne olacak senin bu halde? Yok bir şey usta ya. Öyle dalmışım sadece. Daldın gidiyorsun. Bu dalgınlığın hiç ayrı alamet değil ha. Hadi şuradan bana bir pense getir. Ne işin var senin burada Berkay? Beni mi takip ediyorsun? Ne alakası var canım? Her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Soruma cevap vermedin hala. Anlamamıştır değil mi ya? Yok yok. Anlamamıştır. Size de zahmet oldu bu gece. Ne zahmeti? Siz benim için Melek'le benim, yani bizim için yaptıklarınızdan sonra lafı bile olmaz. Hele ki bu gece. Bu gece Melek'i kırmayıp davete geldiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır. Melek'in mutluluğu benim için çok önemli. Bu arada sizi tebrik ederim. Yani Yeliz Hanım'la sizi. Meleğin bugün canı biraz sıkın gibiydi. Siz de fark ettiniz mi? Evet. Ben de sizinle bu konuyu konuşacaktım. Ama mutluluğunuzu bozmak istemedim. Bakın, benim mutluluğum kızımın mutluluğuna bağlı. Eğer Melek'le ilgili bir şey olursa lütfen ertelemeden söyleyin bana. Ya, önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Bugün çok yoruldu ya, ondandır diye düşünüyorum. Ama ben yarın ne sıkıntısı olduğunu öğrenirim. Gelip anlatırım size, endişelenmeyin. Melek söz konusu olunca endişelenmemek mümkün değil benim için. Siz
Siz çok iyi bir babasınız. Melek çok şanslı bir çocuk. Birader, iyi akşamlar. Ya bizim patron buralarda bir ihtiyaç sahibine erzak getirmemizi istedi ama adres hatalıymış. Sana zahmet. Şu fotoğraftaki teyzeyle kızını tanır mısın bir baksan? Yok birader, tanıdık değil. Eyvallah. Var mı sende bir şey? Yok abi. Bir Allah'ın kulu tanımıyor. Yanlış mahalledeyiz herhalde. Yok oğlum. Mahalle doğru mahalle de bizim karılar yanlış. O gudubet kerimanla hicran yabanilikten karışmamış ki milletin arasına. Ama fare deliğine de girseler bulacağım ben onları. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.